Stop. Dört yıl önce okulunda yapılan yetenek testinden başarıyla geçen Mücahit Çağrı Kayabaşı, havalı tabanca milli takımına girdi. Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Madalyalı Şehir Olimpik Sporcusunu Arıyor projesi kapsamında havalı tabanca sporuyla tanışan 18 yaşındaki Mücahit Çağrı Kayabaşı, şampiyonalarda elde ettiği başarılar sayesinde havalı tabanca ile milli takıma seçildi. Okulda hocalarımız geldi. Seçmeler vardı. Seçmelere katıldım, merak ettim. Hocalarımız seçti. O sayede başlamış oldum. Havalı tabanca sonradan dikkatimi çekmeye başladı. Çok sakin bir spordu. Dikkat isteyen bir spordu. Sakinliği dikkatimi çekince o şekilde başladım. Okullardaki genç ve başarılı isimlere ulaşabilmek için Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 4 yıl önce okullarda gerçekleştirdiği yetenek testine katılan Mücahit Çağrı, 3000 öğrenci arasında gösterdiği performansla havalı tabanca sporuna başladı. 2012 yılında ilk yarışmamda Türkiye üçüncüsü oldum Yıldız Erkekler'de. Ondan sonra derecelerim devam etti. 2016'nın Haziran ayında Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni kazandım. Oradaki yarışmalardan sonra milli sporcu oldum. Hedefim öncelikle 2020 Tokyo Olimpiyatları. Ondan önceki tabii birçok dünya şampiyonasına katılmak, madalya elde etmek. Genç sporcunun antrenörü Özkan Çevi ise Mücahit Çağrı'nın yaptığı antrenmanlar sayesinde ciddi ilerleme kaydettiğini söyledi. Mücahit Çağrı Kayabaşı okul taramalarına ilk başladık 2010 yılında. Okul taramasında tabii ki öğrenci bulmamız gerekiyordu. Okul taraması yaptık. Okul taramamızdan Mücahit orada gördük. Geldi ve kendisiyle burada başladık. Mücahit'te çok iyi bir yetenek vardı. 2013 yılında mı 2014 yılında yine kampa çağrıldı. Kampa gittiğinde yine orada aynı şekilde diğer hocalarımız tarafından da yine aynı şekilde Mücahit'te çok iyi bir yetenek olduğunu söylediler. Biz de bunun farkındaydık. Bir de Mücahit'in üzerine daha çalışarak, daha disiplinli çalışarak, onu gerektiği şekilde hazırlayarak belli bir seviyeye getirdik. O da bizi sağ olsun Türkiye milli takım seçmelerinde 63 sporcunun arasından Türkiye baraj puanını atan tek sporcu olarak da Azerbaycan'a gitmeyi hak kazandı. Bu da bizi ayrıca gururlandırdı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı da amaçlarının dünya çapındaki şampiyonalarda başarılar elde eden sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Tabii bu mutlaka büyük bir tarama, altyapı çalışmasının sonucu ortaya çıktı. Antrenör arkadaşlar bu çocuklarımızı okullardan yetenek testinden geçirerek tarama yaparak tabii ki bu poligonlara getiriyorlar. Özverili, disiplinli bir şekilde de bu sonuç ortaya çıkıyor. Bizim amacımız tabii ki bu sayıyı artırmak. Poligonumuz da büyüdüğü için daha bundan sonra inşallah bittikten sonra gelişecek.